Bu soruda da gördüğünüz gibi yine pimle tutturulmuş ve bir taraftan da teker mesnetle tutturulmuş bir kafes sistem var. B ve C noktalarına kuvvetler uygulanmış. Burada GB ve GF çubuklarındaki kuvvetleri ve çekmemin basmam etkisinde olduğunu belirleyiniz demiş. Bakarsak GF şurası, GB de burası. Eğer kesim yöntemini kullanacaksa direkt o istediği aslında çubukların üzerinden kesim yapabilmemiz lazım. Yani mesela şu GF'den yukarıdan başlayıp GB'yi de kesecek şekilde şöyle gelebiliriz. Yani bu güzel bir kesim şeyi oluyor aslında, yöntemi oluyor burada. Direkt bunu kullanabiliriz. Düğüm noktaları yöntemi de kullanabilirsiniz. Küçük bir sistem bu, o yüzden çok zor olmayacaktır. A'yı çözeceksiniz, B'yi çözeceksiniz, G'yi çözeceksiniz. Aslında sadece G'yi çözseniz yeterli. A'yı ve G'yi çözünce direkt GB ve GF bulunuyor aslında. Ama biz kesim yöntemini kullanarak çözmeyi gösterelim burada, çünkü konumuz o. Düğüm noktaları yöntemini siz kendiniz tekrar pratik yapıp doğrulayabilirsiniz bu soru için. Şimdi tabii bunu sol tarafa alabiliriz mesela, çünkü orada daha az çubuk var, işimiz kolaylaşır. Ama A bilinmiyor. O yüzden bir tüm sistem için serbest cisim diyagramından A'yı bir bulalım. Tüm sistem için SC'de. Şöyle çizersek A noktasında AY ve AX tepki kuvvetleri olsun. Pim olduğu için. Şurada B noktasından aşağıya 600 kN var. B noktası. Bir de C'den aşağıya 800 kN var. Son olarak da D noktasında teker olduğu için sadece yukarı doğru bir D'ye mesnet tepkisi verelim. Üst tarafını yine çizmeme gerek yok bunu, çünkü oralarda kuvvet yok. Tüm sistem böyle gösterebilirim. AX, bakın toplam FX'ten AX eşit 0 çıkıyor otomatikman. Hiç ona uğraşmayayım isterseniz. Toplam FY'den de 2 bilinmeyen gelecek. Onu da yazmayayım. Ben AY'yi bulmak istiyorum. Şu sol tarafını alacağım bunun. O yüzden şu DY'yi yük edecek bir moment alayım. Yani D noktasına göre moment alırsam ben A'yı bulabilirim. Şurası D. Toplam moment D eşit sıfırsa sağa doğru pozitif olsun. A'yı çarpı eksi de bu arada yönümüze göre A'yı D'ye göre eksiye döndürüyor. Şu aralarda kaçmış? B'ye kadar 10. Onu yazayım şuraya. 10 metre. Yani BC arası 8 metre. CD arası da yine 10 metre. AY çarpı 28. Artı 600 çarpı 18. Bir de artı 800 çarpı 10. Eşittir 0. Buradan AY eşittir 671,4 kilonewton gelmiş. Evet, şimdi kesim yöntemini kullanarak serbest kesim diyagramını çizebilirim. Sol taraf için SCD diyelim. Bu sefer tüm kafes sistemi çizmem gerekir. Çünkü üst noktalarda önemli olacak. Şimdi A noktasını bir çizeyim önce şöyle. Burası A noktası. Buradan bakın kestiğim yer şöyle. Yukarıda bu çubuğumuz var. Bir de bunu biraz daha eğimli çizmem iyi olacak. Şöyle. Şu 21 dengeleyecek benim. Biraz aşağıya sayfa numarası çıkmış orada. Buradan da şöyle bir size göstermek için. Bir de aşağıya doğru şöyle yapalım. Buradan keseceğiz çünkü. Şuradan kestik. Bir de hatta şurası varmış. Bir de şöyle alalım. Şöyle kesiyorum. Kestiğimdeki diğer noktaları da yazabilirim. İşte şöyle gösterelim onları. Şurada F noktası var. Şuradan aşağıya, şuradan şöyle. Bunları da böyle yapayım da yapının içinde olmadığı anlaşılsın. Burada B noktası var. Şurada F noktası. Dursun şunlar. Şimdi yapacağım şey A noktasındaki kuvveti yazalım.
Yukarı doğru AY vardı sadece. 671,4 kilonewton. Bunun yanında biz şu AB çubuğu üzerindeki kuvveti mesela pozitif olsun diyebiliriz şöyle. FAB. Bunu yazdık. Şu çubuk üzerinde şu noktayı da yazayım böyle G diye. Yani GB çubuğu üzerindeki kuvveti de şöyle aşağı doğru alalım dilerseniz. FGB. Hani bunu şu mantıkla alabiliriz aşağı doğru. 671 yukarı doğru. O zaman aşağı doğru olan bir kuvvet olması lazım. O da budur diye tahmin edebiliriz. Bir de şu GF'de var. Şu FAB'yi pozitif aldık mesela. O zaman bu FGF'de de negatif olabilir. Yani ters yönde alabiliriz diye düşünebiliriz bunu da. Şuradan şöyle. Ters yönde FGF olsun. Dolayısıyla o çubuk üzerine basmaymış gibi düşündük şu an. Şimdi bakarsak burada 3 tane bilinmeyenim var yine. Toplam Fx yazsam 2 bilinmeyen var. Onu yazmayayım. Toplam Fy yazsam FgB'yi bulabilirim. Toplam Fy eşit 0 ise işte yukarı doğru pozitif. Buradan FgB eksi artı 671,4 eşit 0 ise FgB'yi 671,4 buldum. Aynısı çıkıyor zaten. Yani bu kadar uzun yazmaya da gerek yok aslında. Sadece gösterim için. Ve yönünde aynı buldum. O zaman bu aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla çubuğu, şuradaki çizdiğim çubuğu çekiyor. O zaman çekmedir diyebilirim bunu. Toplam, şimdi x'i yapmaya gerek yok dedik. Bir de hani ama bunları bulmam için bir işlem yapmam lazım. Mesela B noktasına göre moment alsam burada FGF'yi bulurum. Sonra FAB'ye geçerim. O yüzden B noktasına göre bir moment alayım. Toplam MB eşit sıfırsa şöyle pozitif diyelim. Eksi 671,4 çarpı mesafe kaçtı burada? 10 metreydi A ile B arasında. Şurası 10. Bir de FGF'yi yazacağım. Şu mesafe lazım. O da 10 metreymiş yine. Artı FGF çarpı 10 eşit 0 ise FGF eşittir. Buradan aynısı çıktı gördüğünüz gibi 671,4 kilonewton. FGF'yi bakın ben basma yönüne vermiştim ve pozitif buldum. Demek ki bu yönüm doğru. O zaman GF çubuğu üzerinde bu basma. Direkt yanına basma yazıyorum. Şimdi neleri bulduk biz bakalım. FGB ile FGF'yi bulduk. Soru bizden ne istiyordu? Zaten GB ve GF çubuklarının kuvvetleri istiyordu. O zaman ben aslında soruyu tamamladım burada. Daha fazla ilerlememe gerek yok. Yani soru AB'yi de isteseydi bizden. Bunu da çözmek için toplam Fx eşit 0 yazacaktık ve çözecektik. Ama şu anda onu istemiyor. O yüzden sadece FGF ve FGB'yi bulmuş olduk. Burada da soruyu tamamladık.